bütün illerimizde olduğu gibi ilimizde de koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerimizi yapacağız. Bu denetimlerimizin diğer günlerki denetimlerden farkı şu. Bugün bütün kamu kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, muhtarlarımız da bu denetimlerde görev alarak vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz, farkındalık oluşturuyoruz ve bu mücadelenin bir bütün halinde yapılmasının ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Altını çizerek şunu ifade etmiştik değerli arkadaşlar. İlimiz için risk devam ediyor. Kayseri'miz için koronavirüsteki risk devam ediyor. Bizim bu riski minimize edip ortadan kaldırmamız için bizim daha fazla çalışmamız, daha fazla gayret göstermemiz, maske, mesafe, temizlik kurallarına hassasiyetle uymamız, gerekmedikçe kalabalık alanlara girmememiz, düğün ve benzeri organizasyonlarda belirlenen kurallara ve tedbirlere titizlikle uymamız, özellikle işletmelerde, restoranlarda, kafelerde ve diğer alanlarda da Sağlık Bakanlığımızın rehberinde belirtilen kurallar çerçevesinde hareket etmemizin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştık. Ve sağlık müdürlerimizin ortaya koyduğu raporlar doğrultusunda da maalesef istemeyerek de olsa bazı işletmelerimize 15 gün faaliyetlerine ara verme kararı vermiştik. Yarın bu süre doluyor, 15 günlük süre doluyor. Denetimlerimiz devam edecek. Özellikle dün biz tekrar şöyle sahadaydık ve gördüğümüz şeklinde şunu çok net ifade edeyim. Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı maske takmaya özen gösteriyor, itina gösteriyor. Kendine tekrar teşekkür ediyoruz. Ama maalesef bazı işletmelerde Sağlık Bakanlığımızın rehberinde belirtilen kurallara hala uyulmadığını da maalesef tespit ediyoruz ve istemeyerek de olsa bu konudaki cezai işlemleri faaliyete koyuyoruz. Bakın bu cezai işlemler iki türlüdür. Bir, idari para cezaları var. İkincisi de Türk Ceza Kanunu ilgili maddelerine göre de ihlal yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bakın bunların hapis cezaları türüne göre 2 aydan 1 yıla kadar veya 3 aydan 2 yıla kadar değişiyor. Bunun için vatandaşlarımızın bu hapis cezalarıyla, bu idari işlemlere, cezai işlemlerle muhatap olmaması için gerekli şekilde davranmalarını kendilerinden bekliyoruz. Özellikle restoran gibi alanlarda oturma düzeninde çok büyük eksikler olduğunu gördük. Bakın masada nasıl oturulacağı çok net bir şekilde tanımlanmış değerli arkadaşlar. Biz hiçbir işletmeyi kapatma taraftarı değiliz. Ama elbette ki defalarca uyarmamıza rağmen, ceza işlem yapmamıza rağmen bu kurallara uyulmamakta ısrar ediliyorsa bu sefer istemeyerek de olsa buraları kapatmak zorunda kalacağız. Bizim en önemli risk kaynaklarımızdan bir tanesi de pazarlarda. Hepimiz değişik zamanlarda gerek tepdili kıyafet gerekse de açıktan gidip oralarda denetim yapıyoruz. Ve bu denetimlerde de ihlalleri tespit ettiğimizde gerekli ceza işlemleri yapıyoruz. Son olarak bizim tebdili kıyafet gönderdiğimiz ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Koca Sinan ve Melikgazi ilçelerimizde bir pazarı seyreltme kararı aldık. Yani pazarın yarısı bir hafta gelecek, diğer yarısı daha sonraki hafta gelecek. Bakın bunlar bizim arzu ettiğimiz çözümler değil. Ama buralarda ısrarla bu kurallara uyulmazlık yapılıyor ise bizim de yapacak başka herhangi bir işimiz kalmıyor. Bundan dolayı da biz bu pazarlarla ilgili bu böyle devam ettiği takdirde bazı pazarları da kökten kapatmayı, süresiz kapatmayı da değerlendirebiliriz. Çünkü vatandaşlarımızın sağlığı, pazarcılarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Bu kararlarımız başta pazarcı esnafımız içindir. Onların ailesi içindir, onların çocukları içindir. Ve maalesef biz geçen hafta yapmış olduğumuz çalışmalarda bazı pazarlarda pazarcı esnafının önemli bir kısmının maske takmadığını da tespit ettik. Ve ilçe hapsi sağ kurullarımız şöyle bir karar aldı. Bundan sonra pazarlarda maske takmadığı tespit edilen pazarcı esnafına birinci seferde bir kereye mahsus pazardan ihraç diyelim. Yani pazara alınmama kararı veriliyor.
İkinci maske takmama ihlalinde ise 3 hafta pazara alınmama cezası veriliyor. Üçüncü maske ihlalinde de o pazarcı arkadaşımız süresiz pazara alınmama cezasıyla cezalandırılıyor. Esnafımızın para kazanması bizim için önemli. Onların sağlığı bizim için çok çok önemli. Dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendilerinde vurguladığı gibi tüm kurum ve kuruluşlar dayanışma içerisinde bu çalışmaları, denetimleri yapıyor. Amacımız bilinçlendirmek. Cezayla, ceza yazmak suretiyle onları sıkıntıya sokmak değil. O açıdan biz Kayseri hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri mahcup etmiyorlar, kurallara uyuyorlar. Ama rehaveti elden bırakmayın, rehavete düşmeden, tedbiri elden bırakmadan önümüze bakacağız, işimize bakacağız. Şehrimizi daha iyi konum ve duruma getirmek için gayret göstereceğiz. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.